Herkese merhaba Mobil Tekno kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile bugün yine karşınızdayım. Bugünkü videomda sizlerle beraber telefonunuzdan bilgisayarınızı en az RAM gücü, en az CPU gücü kullanarak nasıl yönetebileceğinizi sizlere göstereceğim. Arkadaşlar bunu yapabilmeniz için cihazınıza Google Chrome uygulamasının yüklü olması gerekiyor. Google Chrome'u indirip daha sonra arama kısmına gelerek arkadaşlar buradan uzaktan masaüstü Chrome diye aratıyorsunuz. Chrome uzaktan masaüstü yazan ilk sekmeye tıklıyorsunuz. Buradan arkadaşlar daha sonrasında bir hesap seçmeniz gerekiyor. Buradaki seçeceğiniz hesap giriş yapacağınız hesap telefonunuzda da açık olması gerekiyor. Yani eş hesaplar, aynı hesaplar olması gerekiyor cihazınızda. Şimdi ben buradan e, telefonumda da açık olan hesabı seçiyorum ve buradan şifre bilgilerimi girerek giriş yapıyorum. Hesabımıza giriş yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle bir ekran bizleri karşılıyor. Buradan uzaktan erişimi ayarlayın seçeneğini görebiliyorsunuz. Buradan buradaki indire tıklıyorsunuz. Daha sonrasından sizlere böyle bir eklenti e, uzantı mağazasına gönderiyor. Burada hemen sağ tarafı açıyorum. Chrome'a ekle'ye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Chrome ekleden sonra tıkladıktan sonra uzantı ekle diyorsunuz. Uzantı ekley dedikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi burası cihazımıza eklendi. Uzantılara tıklıyorum. Google Chrome Remote Desktop'a tıklıyorum ve beni böyle bir sayfaya gönderiyor arkadaşlar. Burada uzaktan erişimi ayarlayın diye bir seçenek geliyor. Kabul et ve yükle diyorum. Daha sonrasında bizleri Chrome Remote Desktop Host diye bir uygulama indiriyor cihazımıza. Bu uygulamayı indirdikten sonra uygulamayı aç diyoruz. Daha sonrasında bir kurulum gerçekleşiyor. Kurulum bittikten sonra arkadaşlar burayı aşağı indiriyorum. Burada cihazımız için bir isim seçmemizi istiyor. Hemen buraya mobil tekno yazıyorum örneğin. Sonraki diyorum. Daha sonrasında burada cihazın için bir pin belirlememizi istiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedim. Buradaki pini belirledikten sonra başlat diyorum. Şuraya hiçbir zaman diyorum. Şu anda başlatılıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu işlemleri yaptıktan sonra şimdi telefonumuzdan yapmamız gereken işlemleri var onlara geçelim. Gördüğünüz gibi çevrimiçi oldu. Şimdi telefonumuza geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar telefonumuzdan Play Store'a giriyoruz. Play Store'dan arama yerine Remote Desktop Chrome diye yazıyoruz. Chrome Remote Desktop diye bir uygulama bizleri karşılıyor. Buradan daha sonrasında open diyorsunuz. Yani aç diyorsunuz uygulamayı indirdikten sonra. Uygulamayı indirip aç dedikten sonra hesabınızla giriş yapmanızı istiyor. Buradan bilgisayarınızda giriş yapmış olduğunuz hesabınızda giriş yapmanız gerekiyor. Şu anda bilgisayarda giriş yapmış olduğum hesabıma giriş yaptım. Gördüğünüz gibi ekranda Mobil Tekno isimli cihazımı şu anda görüntüleyebiliyorum. Buradan daha sonra Mobil Tekno bağlan diyorum. Gördüğünüz gibi şu anda bağlanıyor diyor. Burada şimdi bizlerden pin istedi. Az önce belirlemiş olduğumuz pini giriyoruz buraya. Eğer ki her seferinde pin gelmesini istemiyorsanız da bu cihazımda pini hatırla seçeneğine tıklıyorsunuz. Daha sonrasında ileri diyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi şu anda artık cihazınıza bağlandınız arkadaşlar. Bu şekilde sizler de uygulamayı indirerek cihazlarınıza hem Chrome bilgisayarınızdan Chrome Remote Desktop eklentisini hem de mobil uygulamanızda Play Store üzerinden indirerek sizler de bu şekilde bilgisayarınıza bağlanabilirsiniz. Bunda güzel yanı arkadaşlar. Örneğin ben şu anda bu sekmeyi kapattım. Ama halen bağlı olarak kalmaya devam ediyorum ve ekranda herhangi bir gördüğünüz gibi bir ibare göremiyoruz. Burada e, cihazın bağlı olduğuna dair ya da arka planda bizleri rahatsız eden ekranda bizleri rahatsız eden herhangi bir e, işlem göremiyoruz arkadaşlar. Burada bir de bir kolaylık var arkadaşlar. Örneğin buraya tıklıyorum arama kısmına. Şuradan aşağıdan bilgisayarla yazmış olduğum şeyleri gönderledikten sonra gördüğünüz gibi hemen şuraya yukarıya gönderiyor. Bir de modları var arkadaşlar. Dilerseniz ekranı tamamen dokunmatik ekranmış gibi, tabletmiş gibi de kullanabilirsiniz. Mouse fare olmadan. İki parmaklık aydınma yakınlaştırma özellikli dokunma modunu seçtim. Burada arkadaşlar şimdi mesela buradan diyelim ki e, Chrome'a tıkladım. Şu anda direkt olarak bana Chrome açtı. Mesela buraya tıklıyorum. Otomatik olarak artık mouse'u devre dışı bırakıp buradaki ekranı sanki karşında bir tablet varmış gibi kullanabiliyorum arkadaşlar. Sizler de bu şekilde cihazınıza indirerek kullanabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz ve böyle videoların devam gelmesini istiyorsanız, Mobil Tekno kanalımı takip ederek videolarımı likelayabilirsiniz. Teşekkürler.